18 yaşta şu Taşkent Devlet Üniversitesi'ne okuşa kirgen bulsam, Urdu dilini tanlagan ben de. Urdu dili ve edebiyatını. Hazıram eğer 18 yaşta kirip kalsam, kaytadan başlayacağım bulsam, kendi şu yolunu tanlagan ben de. Çünkü afsulamayım ben. Ne demek deseniz, Urdu dilini öğrenen adam, o isteksiz mi yok mu, Arap dilini öğrenen oladı. Az gene bu seyem. Yaz okuşunu biledi. Kim Fars dilini biledi. Çünkü Urdu dili, bu Hint dili, Fars dili ve Arap dilini aralaşması desegen bari. Şunun için üçte dilde siz bile olas. Eğer Urdu dilini egelli olsanız. Bunu sizden az gına, bunu sizden az gına, bunu sizden az gına. Umumen düşünebilirsiniz de. Şunun için ben şu kasıpta tanıganımdan afsuslanmayayım, belki fakirlenem bana. Hint dilige kızıkardım. Hint kinolarını çok görerdik. Şu Raj Kapoor'u, Janab Turiz Yigirme, Beledday'da kinolarını korup, şunga kirsam, şu tilni okusam degan bir niyat var edi, arzu istek. Hindistan'da 6 marta bo'lganman, Pakistan'da 2 marta bo'lganman. Sayohat qilib, aylanib ko'p narsalarni, ko'p bilimlarni ega bo'ldim. Bu hind kinolaridagi ashulalar, har xil syujetlar, ular hammasi boshqa bir dunyo ekan. Haqiqiy hayot u boshqacha bo'lar ekan-da. Keyin bu faqat hind adabiyoti, hind madaniyati Hint kinolaridan iborat emas ekan, boshqa jabhalari ham bor ekan, boshqa tomonlari ham bor ekan degan bir fikr paydo bo'lganda, sekin asta shu yo'ldan borganmiz. Ustozlardan o'rganib, o'zbek tiliga Kamalak nashriyotida ishlaganmizda, 10 yil davomida qarangki, shu urdu tilini o'zida hozir o'ylasam o'zim ham ishongim kelmaydi. 30 ga yaqin kitob chiqazibmiz tarjimada. Endi bular orasida O'zbek adabiyotini oladigan bo'lsak, Oybekning Qutlug'xon romani, xo'sh, keyin Muxtor Avezovning Abay romani, xo'sh, Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar kitobi juda ko'p. Sanasak, hozir eslayolmayman ham, G'afur G'ulom, Zulfiya, Hamza Hakimzoda Niyoziy, xo'sh, zamonaviy adiblardan oladigan bo'lsak, Abdulla Oripov she'rlari hammasini emas, to'plam bo'lgan. Toplamda Erkin Vohidovning she'rlarini men tarjima qilganman. Abdulla Oripovni, Halima Xudoyberdiyeva, bular hammasi haligi o'zbek adabiyotining faxri hisoblanadi. O'shaning uchun men hozirgacha faxrlanaman shu ishni qila olganimdan. Albatta, butun to'plamini emas, ayrim namunalarni tarjima qilib chop etilganda kitoblar. Keyin o'z navbatida men Hindistonga borganimda xuddi shu adiblarni, shoirlarni, she'rlarini urdu tiliga tarjima qilib Hindiston gazetalarida, Pokiston gazetalarida chiqqan, nashr etilgan. Ular ham yaxshi esda qolgan. Birinchi borganim nechinchi yil bo'lgan? Hozir sizga aytaman, 1969-yil, unda 5-chi kursda o'qiyman. Endi 5-chi kursga o'tganman. Hind talabalari bilan birga MA'da o'qiganmiz, studentlar bilan birga. Ya'ni bizni malaka oshirish desak ham bo'ladi haligini. O'rganganimiz boshqacha ekan. Hindistonga borib o'rganish u boshqacha bo'lar ekan-da. Tilni mukammallashtirish uchun, mukammal qilish uchun bu juda kerak ekan. Ana shu juda asqatdi. 22 yoshda birinchi marta Hindistonga qadam tashlaganim. Keyin har xil sabablar, har xil nimalar bilan yana qayta-qayta bordim. Safarlarda bo'ldim, turli shaharlarda bo'ldim. Pokistonda 2 marta bo'ldim, 92-98 yillari. U yerda ham haligacha ular bilan xat yozib turaman. Hozir juda oson-ku. Ilgari xat yozardik, xat 2 haftada kelardi yo 20 kunda. Keyin bu yerdan xat yana borardi, 2 hafta yo 20 kunda. Ancha murakkab edi. O'tgan davrdagi taraqqiyotni qarang-da, rivojlanishni. Qanchalik odam hozir o'sha davrda shunday yashaganimiz ishongimiz ham kelmaydi. Yotoqxonada yashardik, uyga xat yozardik. Ota-onamiz bizga yana xat yozardi. Ularning xati albatta kech kelardi. Lekin baribir o'sha esda qolgan davrlarda, yoshlik davrida G'afur G'ulomni, Shumbola asarini tarjima qilganman. Keyin Hamza Hakimzodani Sharqqa bahor keldi she'riy to'plamini. Endi boshqa narsalar ham bo'lgan. U butun kitobni oladigan bo'lsak, shu ikkita kitob qolganlardan ham ayrim. Masalan,
qatnashganman Chingiz Aytmatov oq temasini. Oq temasida men bir qismini men tarjima qilaman. Bir qismini ustozimiz Rahmonberdi Muhammadjonov qilganlar. Rahmatlik. Keyin o'zbek xalq ertaklarini tarjima qilganmiz. Tojik xalq ertaklarini tarjima qilganmiz. O'zbek adiblarining to'plami, opa singillar, Asqat Muxtar, Asqat Muxtar romani. Shunga o'xshagan narsalarni ko'p tarjima qildik. Keyin rus adiblarini tarjima qilganmiz urdu tiliga. Endi bizda ingliz tilidan tarjima qilinardi. Agar ingliz tiliga tarjima bo'lmagan bo'lsa, unda noiloj biz yo rus tilidan yo o'zbek tilidan urdu tiliga tarjima qilardik. Bunaqasi ham bo'lgan ko'p. Urdu tili bo'limi bo'ldi. Neçə hazır esləyidigan bolsam 6 kişi işlərdik. 86-cı ilə gəlib o nərsə bekildi. Biz başqa işlərə ötüşkə məcbur olduq. Lakin ondan ham çox mən Urdu redaksiyasında işləyəmən qayırda? Toshkent radiosunda, Özbekistan radiosunda. Çet ellərə eşidiş bölümü var idi da. İndi tərcümanam oldum, diktoram oldum, muharriram oldum. Xəbərlər bulardı, sport eşitirişləri var, həcvi hikayələr deyimizmi, həcviyyat varmı, ədəbiyyat varmı, onlar həm urdu tildə getərdi. Bizgə xat gələrdi, cüda kub xatlar gələrdi Hindistan, Pakistandan. Bittəsi yazıbdı, biz futbol komandasını taşıq, Rataş deyib nam qoyduk, Radio Tashkentə deyəndi deyib. Bizgə yəndi sport formalarından yönətsənglər deyəndi. Nəməndər ümit qıladı da. Biz de onunla imkaniyetler yok da. Şunun için onlara yazardık. Yok, iltimas, keçirəsizlər. Lekin bizde bunda imkaniyet hazırca yok. Keyinraq bop qalsa, mayli, bacarışımız mümkün de. Şimdi türlü ihtimal mavzuda xatlar gelirdi de. Tercüme sahası özü kızık bir sahada. Onun özünün mürekkeblikleri var, özünün nazik tamamları var. Bizde Hindistan'dan gelen adib, hem şair, hem yaxşı tərcüman Manzar Salim, cənab Manzar Salim Laknau şəhərdən gəlib bizə öyrətdi. Bunu bunda demədi, mən bunda deyirdi. Kigid qılan tərcümələrimizi ustozğa göstərdik. O kişi toğurlab qoyardılar. Unki gali se guzarne ka kya ittifaq tha. Unhone phool phenka par gamla bhi saath tha. İndi özbekçə tərcüməsi. Ya bunu özbekçə qoyarganmandə dup ki qızıb Pastan turib imlagandim gul otdi menga oy gul. Ishkal tomoni shundaki tuvakda edi u gul. Neki bo'lsa so'rang mendan, mayli berayin xonim, faqat jonimni so'ramang, chunki siz mening jonim. Jo tu jo marzi mangli har chiz qurbani hemri. Ik jon na mangna chunki tu hi meri jon hai. Meri darazi qat ka sabab kuch aur nahi siway iske ke pasta qadam ke beech mein rehta hu. Nauça boylu deyip beni konu koşuna ataydı. Çünkü benim etrafımda pekeneler yaşaydı. Her kuşiko teri taraf murdun. Kuşiyon ki ben darvazı koldun. Asıman se çandı tarih tordun. İtna kafi hay ya doçar cuhut or boldun. Sen çün kezey daladaştu ormanlardan. Sözüp ötay dariyo dengiz ummanlardan. Üzüp beray oy yıldızını asmanlardan. Yetermiş ya koşayma yine 3-4 yalganlardan. Hacbi şehirlerini köprak yaktıramam da. Şu alıge nimeden saytlardan alamam. Hindistan, Pakistan saytlarına kiremem de. Hacbi narsa olsa köprak, yani ben şunu köprak köre içi kolumdan keladım mı şunu. İpli alamam edip. Pulonsa da vafa milna saki. Ao kantonsa dosti karlin. Suna he damın pakarlin to pir itni asanisi çora neyi karte. Min gullerden vafa kuttum amma samarsız. Men gullardan vafo kutdim, ammo samarsiz. Endi tikonlarga qalbim beraman so'zsiz. Etagingga bir ilinsa ajralmas hargiz. Men kezaman uzun tunlar oy ham sayraylaydi. Men kezaman uzun tunlar oy ham sayraylaydi. Nega uni oy dedilar meni atashardaydi? Endi bu hajvilar jiddiy mavzularda ham harakat qilganman. Tüm boyu seyretip çıktım kezip men cennet bağını. Sari rad meni cennet ki seyir ki. Tüm boyu seyretip çıktım kirip men cennet bağıga. Kuzum açsam yatıp ben baş koyup anam ayağıya. Mana var. Şükür mana var, doğru mu? Şimdi hacbi serialını devam ettiradigan bulsak.
sevgan kızın köçesini keze verip bir yigit, tanıp kalırlar onu mahallede berçe it. Sevgan kızın köçesini keze verip bir yigit, tanıp kalırlar onu mahallede berçe it. Uzatıldı kızgına. Buldu özgenin yarı. Yigit ise ta henüz alaparlar sardarı. Vada verdin düşüngüzge kiremen deyip şükeçe. Vada verdin düşüngüzge kiremen deyip şükeçe. Suyun geldim şu kadar ki uklay almadım hiçem. Nafs balası deyimiz mi, ya yüken mi kurgulik? Avuç koygan tuzaka iki elinde bitti keklik. Kuşuna acel damıga ne korun gamı başlaudu. Avuçunu hem bu işke aynı şu gamı başlaudu. Kine komedyalarını köprak yaktıran balalıktan da. Keyin hali radyoda işlep yürgen peytimde ben asosan radyoda işlegen ben. Eğer nashriyatta 10 yıl işlegen olsam, radyoda 30 yıl işlegen ben. Tabassum ustahanası vardı. Tabassum ki ben Hint latifeleri de verip durardım. Hint handaları de. Uzbek dilge tercüme kılıp. Keyin sekin asta televizyonda veredigen oldum. Hamza Umarov avaz bergen. Tercümelerini okuş gerek o kimdir? Ergeş Karimov, Hasan Yoldaşov. Bunlar avaz bergenler, okuganlar da yani o şu tercümelerdi. Ben şunu, alıge, bana çıktı, ekranda çıktı deyip nimaklardım. Bir günü, kandayı buldu, müştümge verdim. Müştümde çıktı yam. Bir dehqon qishloqdan shaharga keladi-yu, hali shahar ko'rmaganda katta binoga kiradi. Binoga kirsa lift ishlab turibdi. U nimaligini ham bilmaydi o liftni. Liftda bir qari kampir kiradi-da, keyin pastga tushib, lift pastga tushadi-da bir yosh chiroyli qiz chiqib keladi. "Obbo, kampirimni shu yerga olib kelsam bo'lar ekan" deydi. O'shani haligi rahmatli qiziqchi bor-u Obid Asamov. Ekranda chiqib o'shan takla. Sen bir nima qilgan? Rus tilidan tarjima degan. Uni o'zini qilib olganda. U tarjima meniki edi aslida. Tarjimonning ishi qiyin edi. Lekin shu bilan birga qiziq. Qizig'ida. Masalan, urdu tili bilan o'zbek tili bor-ku. Men ikkovini bir xil ko'raman. Urdu tilida bitta maqolni keltiraman. Niyat pak manzil asan. Tushunarlı ku. Uni tarjimasi kerak yo'q unga. Niyat pak manzil asan. Men urdu tilida gapirdim hozir. Asa tushundingiz buni. Shunga o'xshagan misollarni ko'p keltirish mumkin. Ko'p keltirish mumkin. So'zlar mana shunday bir-biriga to'g'ri keladi. Lekin to'g'ri kelmaydiganlari ham bor. Masalan, muxbir. Gazeta muxbiri bo'lishi mumkin. Televiziya muxbiri bo'lishi mumkin. Muxbir. Oddiy so'z muxbir. Arabcha so'zda endi kelib chiqishi. Xabar yetkazuvchi muxbir. Urdu tilida muxbir u korrespondent emas. Shpion, josus degani. Josus ham xabar yetkazib turadi-ku. Qayerlardadir. Shunga o'xshagan ma'nosi to'g'ri kelmaydigan so'zlar bor. Lekin tushunsa bo'ladi nega unaqaligini. Urdu tili shunday binoki, bu oynasidan qarasangiz arab tili ko'rinib turibdi. Bu derazadan qarasangiz fors tili ko'rinib turibdi. Bu yoqdan qarasangiz hind tili ko'rinib turibdi. Shunday til bu. Siz ahlaysizmi yo'qmi? 3ta tilda 3ta tilga darvoza ochiq sizga. Davom ettirishingiz mumkin. Kasiki fahm nadorat va suhan hayfas deydi. Qaysi bir odamga fahm bo'lmasa, unga suhan bekordir, hayfdir deydi. Kasiki fahm nadorat va suhan hayfas, diliki dard nadorat va badan hayfas. Qaysi yurakka dard bo'lmasa, unga badan hayfdir deydi. Sareki sajda nadorat va u kafan hayfas. Qaysi bosh sajdani bilmasa unga kafan hayfdir. Shunga o'xshagan narsalar fors tilida. Endi bular hammasini urdu tilidagi kitoblardan olganman-da eng qizig'i. Lekin tili forsiy. Uni Pokiston, Hindistondagi urdu tilini biladigan odam darrov tushunib oladi. Chunki yaqinda bir-biriga urduda. Oshiq bor. Mashuq bor. Va mashuq urdu tilida rod bor. Muzakkar muannas deydi. Mujskoy rod, jenskiy rod. Shu mashuq negadir mujskoy rodda keladi-da. Yoki bulbul va gul. Gul bor, bulbul bor. Bulbul jenskiy rodda, gul mujskoy rod. O'zbekcha teskari bo'lish kerak bizni tushunchamiz bo'yicha. Gulga oshiq kim? Bulbul. Lekin ularda bunday. Nima uchun shunday deganingizda? Chunki fors tilining ta'siri bor. Forsiyda muzakkar muannas yo'q. Ha. Mening qizim, mening o'g'lim bir xil bo'lib ketaveradi o'zbek tilidagidek.
mayası, moysun maya doş degen düşünce yok. Şu günlerde men alge şarşınastık üniversiteye borganımda ularga aytganman. Merhamet. Daim men hizmetlerge tayyorman. Çünkü ben özümni özüm koyayman hamda bazda. Şu yaşka kiripsen, ha bilimge ham bor ekan. Birranta şogird chiqazmagan bo'lsang, qalay gap bu deb o'zimni uyalib ham ketaman. Şogird yo'q. Shuning uchun ularga aytaman, sizlar meni shogirdimsizlar. Keninglar, mendan o'rganinglar. Bilmagan narsangizni so'ranglar. Agar men ham bilmasam, unda birgalikda harakat qilamiz topishga qandaydir. Tarjima qilaman deganlarga bitta maslahatim shuki, kichkina-kichkina narsalardan boshlanglar. Maqollardan boshlanglar, topishmoqlardan boshlanglar. Tilga ayniqsa qiziqadigan odam tilsiz yaşayan mı yok alada? Nimadir her günü bulsayım, az gün az günüden bulsayım, okuşka hareket, örgençke hareket kaladı. Öten söz bayılığıyla arttıra uğrayınlar. Bu kerek. Cabi Danış degen bir Hint yazıcısı var. Özü Kanada'da yaşaydı. Benim oğlum Avcis degen bir maruza, nime yazgan? Drama. Bir avazlı drama. O, bölünmegen lollarga. Bitti avazda getirdi. Autizm kasalligiga bag'ishlangan. Shuni yozib tugatdim, u keyin Kanadaga jo'natib yubordim. O'zbek tiliga tarjima qilib, ular olib qo'shib qo'ydi. Endi juda ko'p tillarga tarjima bo'lgan ekan, undan oldin ham. Urdu tilida yozilgan o'zi. Ingliz tiliga, fransuz tiliga, ispan tiliga, hattoki xitoy tiliga ham tarjima qilingan ekan. Nemis tili deysizmi? Keyin qilganim o'zbek tili bo'ldi. Endi yana shu hamkorlikni davom ettirmoqchimiz. Yana bitta asar bor, avara gardi dedi, daydilik degani. O'zini sayr qilib yurishini u daydilik deb hazil-hazilomiz qilib shunday nom berganda endi. Shuni hozir birga o'ylab ko'ryapmiz, tarjima qilishdi. O'zbek tiliga. O'zim tarjimamni radiodan eshitib qolamanmi, yo bir gazetada chiqib qoladimi? Ko'rib, bekorga ishlamagan ekman, mana mehnat mahsulim deyman. Faxrlanaman. Moddiy tamamı ikinci, umuman ikinci planda bulardı da. Oylamas edigem. Ona kança pul çıkarken, oysa pul çıkadı mı, yok mu? Digem fikir bulmas edi. Şimdi oşa adat, oşa adat. Alige idealist deydi o. Biz materialist bulmakamız, idealist bulmakamız da. Albatta bizim sahamızda ya muammalar var. Yok diyen miyimiz? O muammalar şundan ibaret ki, biz hareket kılışımız gerek, aynısı urdu tilini aladigan bo'lsak, shunga ko'plarni qiziqtirib qo'yish, jalb qilish diqqatini. Bu juda büyük til bu. Bu tilda büyük insonlar ijod qilgan. Muhammad Iqbol, Fayz Ahmad Fayz, Mirzo G'olib. Shuning uchun hozir O'zbekistonni taraqqiyotiga kelganimizda shu tilchilar ham juda yaxshi katta rol o'ynashi mumkin-da. Muhim rol o'ynashi mumkin. O'zbekistonni Hindiston bilan Pokiston bilan yaqinlashtirish uchun birinchi o'rinda turadi nima? Til. Tillarni rivojlantirsak, do'stlar xalqlar bir-biriga yaqinlashaveradi. Nima kerak bizga? Shu kerak-da. Shu borada mana qarang-da, biz o'qiganimizda bir Sharq fakulteti bo'lardi. Hozir Sharq sharqshunoslik universiteti bo'ldi, keyin universitet bo'lib ketdi hozir. Xabaringiz bor. Bu juda katta gap. Eshitib juda ham xursand bo'lganmizda. Hali ko'rasiz, oldinda yaxshi natijalar kutib turibdi bizni bu sohada ham. Menda 5 ta qiz bor. Ikkinchi qizim shu urdu tilini mendan telefonda gaplashamanda. Oldin oddiy telefonlar bo'lardi. Simli telefon deylik. Shu hindlar, pokistonlardan telefon qilganda telefonda gaplashganimdan o'rganib olganda. Men unga birta harf ham o'rgatmaganman. Lekin hozir o'zi mustaqil ishlab, Dehlida ishlab keldi. Ingliz tilini biladi, urdu tilini biladi, hindi tilini biladi. Yaxshi, yomon emas umuman. Qolganlari boshqa sohalarda. Bir qizim bor, u huquqshunos bo'lib ketdi. Bitta qizim ingliz tilini bitirgan edi, u ingliz tilida ingliz tili bog'chasini ochgan, o'zi mustaqil olib boryapti. Bir qizim bor, u jismoniy tarbiya institutini bitirgan, shoshnoslik institutida jismoniy tarbiyadan dars beradi. Ularni qiziqishlari har xil, lekin har bittasi urdu tilida gap bo'lsa 100% demayman, bir
20% ya 30% düşünüp duradı da. Çünkü muhit şu da, uydagi muhit. Mesela siz aktör bo'lsangiz, bolalaringiz ham aktyorlikka qiziqadi. Bu sözsüz.